Evet sevgili izleyiciler, Allah'ın rahmeti, bereketi, huzuru, güzelliği ve hidayeti hepimizin ve hepinizin üzerine olsun inşallah. Hayırlı günler ve de hayırlı cumalar diliyorum. Bütün Müslüman aleminin cuma günü mübarek olsun inşallah diyorum. Rabbim kılmış olduğumuz cuma namazlarını kabul eylesin. Mübarek cuma günlerine çıkabilmeyi biz Müslüman kullarına Rabbim her cumada nasip eylesin bizlere diyorum. Bugün sizlerle birlikte yarın akşam saat 19'da oynanacak olan ve Antalya'da oynanacak olan Antalyaspor Galatasaray Trendyol 2024-2025 sezonu 9. hafta mücadelesini konuşacağız, değerlendireceğiz ve skor tahminine bulunacağız. Ama öncelikli olarak milli takımımızı tebrik ederek başlayalım. Milli takımımız sevgili izleyiciler biliyorsunuz son oynadığımız İzlanda maçını zorlu hava şartlarına rağmen 4-2 kazanmayı başarmıştık. Ve gerçekten de muhteşem bir performans sergiledik. Önce Karadağ'ı 1-0 mağlup ettik. Ardından İrfan Can'ın golüyle. Ardından İzlanda'yı da 1-0 geriye düşmemize rağmen soğuk bir sert bir zemine rağmen, soğuk bir havaya rağmen milli takımımız pes etmedi. Mücadeleyi sonuna kadar son damlasına kadar sahada kanını akıttı ve çok güzel ve değerli bir galibiyet aldı. Tarihi bir galibiyet aldık. İzlanda'yı ilk kez deplasmanda mağlup etmeyi başardık. Tabii ki de Vincenzo Montella yönetiminde ilkleri hep başaran bir takım haline gelmiştik. Daha önce Hırvatistan'ı ilk kez yendik. Ardından Almanya'yı ilk kez hazırlık maçında yenmiştik. Ardından ilk kez milli takımımız Letonya deplasmanında kazanmıştı Vincenzo Montella yönetiminde. Ve bu kez de yenemediğimiz, bize şanssız takım olarak çok inanılmaz şekilde başımızın baş belası olan İzlanda deplasmanında bu kez kazanmayı başardık ve bir de penaltı kaçırmamıza rağmen, yani penaltı kaçırdığımız şöyle: Hakan Çalhanoğlu'nun biliyorsunuz atmış olduğu ilk penaltıda top sevgili izleyiciler iki ayağıyla, yani iki ayağına top temas ettiği için penaltı vuruşunda gol iptal edilmişti, gol sayılmamıştı. Ona rağmen mücadelede 4-2'lik bir galibiyet elde ettik. Kerem Aktürkoğlu ve İrfan Can Kahveci gerçekten muazzam goller attı. Bizim çocukları tebrik ediyoruz. Tabii ki de bizim grubumuz A grubu değil. Yani B ligi değil. Bizim A liginde olmamız lazım ve inşallah bunu da gerçekleştirebilecek jenerasyona ve milli takımın kalitesine sahip bir ülkeyiz. Çok kaliteli oyuncularımız var. Kaliteli bir teknik direktörümüz var. Tabii forvet oynatmıyor diye forvet anlamında hani Cenk'i oynatmıyor, ardından Bertu, Semih'i oynatmıyor diye eleştiriyoruz ama İzlanda gibi bir mücadelede zorlu hava şartlarına rağmen hani maç ertelenir mi dediğimiz bir ortamda İzlanda'yı mağlup edebilmek çok önemli ve değerli. Karadağ maçını da kazandık. İlk defa bir milli arada gerçekten çok mutlu oldum, çok keyif aldığım bir milli ara oldu. Hem milli takımımızın iki mücadeleyi üst üste kazanması, lider olarak grubuna devam etmesi ve artık oynayacağımız bir kendi evimizde 16 Kasım'da Galler maçı var, iç sahada oynayacağız. Ardından da Karadağ deplasmanına gideceğiz. Bu mücadelelerden ben zaten maksimum 6 puanla bekliyorum. 16 puanla grubumuzu lider olarak tamamlayıp UEFA Uluslar A Ligi'ne, B Ligi'nden çıkıp A Ligi'ne yükseleceğiz inşallah. Tabii orada da kendi dişimize göre işte favori güçlü takımlar da olacaktır. Almanya, Fransa, İtalya gibi güçlü takımlarla da karşılaşabiliriz. İnşallah temennimiz gruptan bu iki maçı da kazanarak lider olarak çıkmak diyelim. Peki geçelim Galatasaray'a. Galatasaray son oynadığı mücadelede biliyorsunuz Kore'nin Alanyaspor'u kendi evinde Yunus Akgün'ün muhteşem golüyle, Gabriel Sara'nın harika nefis asisti ve Yunus Akgün'ün harika golüyle 1-0 mağlup etmeyi başarmıştı. Ondan önce alınan iki beraberlik Galatasaray'da büyük bir şok etkisi yarattı. Taraftar anlamında büyük bir hayal kırıklığına uğrattı. Hem Kasımpaşa beraberliği 3-0'dan dönen bir mücadele, hem de RFS maçı, Rigas Sukola maçının 2-0'dan puan kaybedilmesi UEFA Avrupa Ligi ikinci hafta mücadelesinde
Galatasaray'da moralleri bozmuştu ama milli araya Galatasaray lider gitti. Son 8 mücadelede 7 galibiyet, 1 beraberlik aldı ve bu sezona muhteşem bir başlangıç yaptı. Bunun içinde Fenerbahçe derbi galibiyeti de var. Hani biz Galatasaray'ı RFS maçlarında, ardından Kasımpaşa maçlarında eleştirdik ama Galatasaray bu mücadelelere de puan kaybetmesine rağmen mağlup olmadı. Bunu da tekrar hatırlatmış olalım. Namağlup liderliğimiz devam ediyor. Antalya Spor deplasmanı da bizler açısından zorlu bir deplasman olacak. Fenerbahçe'nin efsane ismi Alexis Souza'nın teknik direktörlük yaptığı Antalya Spor Galatasaray'ı konuk edecek. Bizler açısından zorlu bir mücadele olacak. Tabii ki de son oynadığımız Antalya Spor maçını 2-0 deplasmanda Mauro Icardi ve Davinson Sanchez'in golleriyle geçen sene kazanmıştık ama bu sezon daha bir zorlu olacak gibi geliyor. Özellikle yani 8'de 7 yaptık, ardından liderliğimiz devam ediyor. Bu liderliği de devam ettirebilmek adına, hem lider olarak gittiğimiz Antalya'dan lider dönebilmek adına bu mücadeleyi kazanarak Avrupa maçına ve Beşiktaş maçına daha moralli bir şekilde çıkmamız gerektiğini düşünüyorum. O yüzden dolayı bizlere zorlu bir mücadele bekliyor. Kolay bir mücadele olmayacak. Son mücadele Galatasaray adına çok stresli geçti. Yine mi 2-0'dan maçı vereceğiz, 3-0'dan maçı vereceğiz korkusu 1-0 iken de Alanya maçında, Kore'nin Alanya Spor maçında yaşanmıştı ama neyse ki 1-0 kazanmayı başardık ve milli araya lider gitmiştik. Milli aradan da lider geri dönmek istiyoruz. Antalya deplasmanından, zorlu deplasmandan lider olarak geri dönmek istiyoruz. Bunun için yapmamız gereken şey zaten çok basit. Mükemmel futbol oynamak ve rakibimizi hafife almadan, rakibimizi küçük görmeden, işte Kasımpaşa'yı küçük gördüğümüz gibi, işte Rigoskola maçında rakibimizi hafife aldığımız gibi, rakibimizi hafife almadan, rakibimize ciddiyetli bir şekilde çalışarak, rakibimizi iyi bir şekilde analiz ederek, rakibimizin hatalarını, yaptığı bireysel basit hataları, savunma hatalarını analiz ederek rakibimizi mağlup etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü eğer biz Antalyaspor'u mağlup edersek Fenerbahçe'de Samsun deplasmanına çıkıyor ve Samsun Spor da çok güçlü bir şekilde ilerliyor. Hani Fenerbahçe bu hafta puan kaybı yapabilir. O yüzden dolayı Galatasaray'ın Antalyaspor maçını eğer Galatasaray hasarsız bir şekilde atlatırsa Fenerbahçe'yi Samsun'da çok stresli bir mücadele bekliyor. Çünkü Fenerbahçe'yle 6 puanlık fark var ve Beşiktaş'ta da 5 puanlık bir fark var. Biliyorsunuz son haftada Gaziantep maçı 1-1 bitmişti Beşiktaş'ın. O yüzden dolayı bizim ne yapıp edip Antalya Spor maçını kazanmamız lazım. İyi futbol oynayarak, bol pozisyonuna girerek, hakemin konuşulmadığı, sadece futbolumuzun, attığımız mükemmel gollerin konuşulduğu bir Antalya Spor maçı olmasını şimdiden temenni ediyorum. Az önce de belirttiğim gibi zorlu bir mücadele olacak, kolay bir mücadele olmayacak ama Galatasaray'da hafife alınacak. İşte nasıl olsa biz Antalya Spor'uz, evimizde Galatasaray'ı yenebiliriz diye Antalya Spor'da rakibini hafife almayacaktır. Kendi evinde oynayacaklar, bunun avantajını, taraftar avantajını kullanmak isteyecekler. Baskı altına alacaklar Galatasaray'ı ama Galatasaray'da iyi bir plan ve stratejiyle, nasıl Kadıköy deplasmanında Galatasaray muhteşem bir oyun ve sistem ile oynayıp Fenerbahçe 3-1 mağlup ettiyse aynı şekilde Antalya Spor'u da mağlup edebilir. Yeter ki Galatasaray futbol oynasın, yeter ki basit hataları yapıp bireysel basit hatadan kötü goller yemedikten sonra Galatasaray'ın ben kolay kolay mağlup olabileceği bir rakip düşünmüyorum. Yani Galatasaray'ı yenebilecek bir rakip düşünmüyorum. Ha, bizim karşılık vermemiz lazım oyun anlamında, performans anlamında diye düşünüyorum. Benim maç hakkındaki yorumum bu şekilde. Peki skor tahmininde bulunalım. Mücadele kaç kaç sona erer? Galatasaray bu mücadeleyi kazanıp liderliğine devam eder mi? Bunları konuşalım. Galatasaray bu hafta kazandığı takdirde puanını 27-25 yapacak. Ve Fenerbahçe'nin biliyorsunuz 16 puanı var. 6 puan geride bizden. Onlar bu hafta Samsun'u yenerse 19 yapıyor.
Bizler yendiğimiz zaman yine lideriz. Ardından Beşiktaş yense bile biz yine lider kalacağız. O yüzden dolayı Antalyaspor maçında beraberliği bırakın. Beraberliğe ve mağlubiyete zaten tahammülümüz yok. Galip gelmemiz gereken bir mücadele. Galatasaray her çıktığı maçı kazanmak için çıkar ve kazanmak için sahada oynar. Yani bu strateji ve plan ile doğru orantılı bir şekilde Galatasaray bu mücadelede ben kazanacağını düşünüyorum. Zorlu bir mücadele olacak. Her şeye rağmen Galatasaray kazanır diye ümit ediyorum. Benim skor tahminim 3-1. Golleri de sevgili izleyiciler oynaması haline ben tabii çift forvetle mi oynayacağız? Osimhen şu an itibariyle sakatlığını atlattı ama hoca riske eder mi? Beşiktaş maçına mı saklar? Ardından Avrupa Ligi maçında oynayacağımız Export maçına mı Osimhen'i saklar bilemiyorum. Yani şu an için Osimhen'in oynaması soru işareti gibi gözüküyor. Yani A-Spor'da çift forvetle başlayacağı söyleniyor ama Savaş Çorlu diyor ki Icardi ile başlayacak. Osimhen yedek olacak. Ardından diğer yorumcu da Salih Manav da aynı şekilde dün A-Spor yorumcusu öyle dedi. Bunları bilemiyoruz. Tabii bunu maç öncesinde, maç esnasında ve ilk 11'ler açıklandığında daha net bir şekilde Osimhen'in oynayıp oynayamayacağı bu mücadelede göreceğiz. Ama kendisi de zaten açıklamasında demişti ki dün yapmış olduğu basın toplantısında yani röportajında basın mensuplarına demişti ki ben hazırım. Okan Buruk bana görev verirse Antalya maçında da oynarım mesajını verdi. Osimhen bakalım göreceğiz. Okan Buruk son kararı Okan Buruk verecek. Osimhen'le mi başlayacak yoksa çift forvet Icardi Osimhen mi olacak? Sadece tek forvet Icardi mi olacak? Galatasaray'da bu soru işareti. Barış Alper Yılmaz'ın yerine Roland Salah'ı zaten forma giyecek. Onun haricinde zaten başka bir eksiğimiz veya sakat oyuncumuz yok. Barış Alper ve Victor Osimhen haricinde sakat oyuncularımız bulunmuyor ki Victor Osimhen de sakatlığını tamamen atlatmayı başardı. O yüzden dolayı Galatasaray adına güzel bir mücadele olacak. Keyifler yerinde liderliğimiz devam ediyor. Bu liderliğe devam ettirebilmek adına Antalya Spor maçını kazanmamız gerekiyor. Az önce de belirttiğim gibi zorlu bir mücadele olacağını, keyifli bir mücadele olacağını düşünüyorum demiştim. Skor tahminini bulunuyorduk. Ben bu mücadelede Osimhen'in oynaması halinde Victor Osimhen'den bir gol bekliyorum. Mauro Icardi'den bir gol bekliyorum ve sürpriz isim olarak da Gabriel Sara diyorum. Neden Gabriel Sara diyorum? Çünkü hücumu çok seven, mükemmel asistler yapan, özellikle Kasımpaşa maçında, Alanya maçında yapmış olduğu muhteşem asistler vardı. Osimhen'e ve Yunus Akgün'e yapmış olduğu muhteşem asistler vardı. Gabriel Sara'nın Fenerbahçe maçında da çok klas, çok güzel bir gole imza atmıştı Livakovic'e karşı. Kadıköy'de o da artık gerçek bir Galatasaraylı oldu diyebiliriz Gabriel Sara için. Rize maçında da Gabriel Sara muhteşem bir gol atmıştı. Ben sürpriz olarak Gabriel Sara'dan gol bekliyorum. Gabriel Sara, Mauro Icardi ve Osimhen'den goller bekliyorum. Benim skor tahminim 3-1. Antalya Spor'un golünü de Sam Larsson atar diye düşünüyorum. Benim skor tahminim 3-3-1. Galatasaray'ın kazandığı güzel, keyifli, hakemin konuşulmadığı, sadece gollerimizin ve pozisyonların konuşulduğu güzel, keyifli bir mücadele olmasını şimdiden temenni ediyorum. Galatasaray'ımıza Antalya deplasmanında, Antalya Spor karşısında şimdiden canı gönülden ve yürekten başarılar diliyorum. Böyle güzel ve özel Trendyol 2024-2025 sezonu Galatasaray'ımızın maçlarına özel, maçlarından önce, lig maçlarından önce hafta hafta değerlendirme sohbet videolarının Osman Burak Çelik adlı 3. yeni YouTube kanalımda devamının gelmesi için Osman Burak Çelik adlı 3. yeni YouTube kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Yepyeni ve güzel Trendyol 2024-2025 sezonu Galatasaray'ımızın lig maçlarına özel maçlarından önce değerlendirme sohbet videolarıyla daha karşınızda olabilmek ümidiyle şimdilik kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler ve hayırlı cumalar diliyorum. Bütün Müslüman aleminin tekrar cuma günü mübarek olsun inşallah diyorum. Rabbim kılmış olduğumuz cuma namazını kabul eylesin. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Bizlere de asla ve asla EKPS 2024 atamalarının en kısa zamanda yapılabilmesi için dua etmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun. Bizlere de asla ve asla dua etmeyi unutmayın. Hoşça kalın sevgili izleyiciler. Hoşça kalın.